için boşuna endişeleniyorsunuz. Size söylüyorum, anlamıyorsunuz. Anne, ben iyiyim, gerçekten merak etme. Sen sadece her şeyi kontrol altında tut o kadar. Demiştim ki... Anne, sonra yine arayacağım, tamam mı? Hoşça kal. Ailenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. İlişkiler hakkında bir fikrin yok. Sen insan falan değilsin. Sen bir canavarsın. Ne demiştin bana? Ne demiştin bana? Konuş! Ne demiştin bana? İnsan değil, canavarım. Canavar. Canavar. Canavar! Canavar! Bu evde, Arkey Malikanesi'nde hayalet gibi dolaşıyormuşum. Hatta bir de bana acıdığını söyledi. Yetiştirilme şeklime acıyorsun. Yetiştirilme şeklime acıyorsun. Demek anneme acıyorsun, öyle mi? Dünyaya benim gibi bir çocuk getirdiği için. Acıyorsun. Anneme acıyorsun, öyle mi? Anneme acıyorsun, öyle mi? Anneme. Sen kimsin peki? Sen kim oluyorsun? Beni ne cüretle sorgulamaya kalkarsın? Sana ne benim hayatımdan, geçmişimden sana ne? Sen bunları ne cüretle sorgulayabiliyorsun? Ne cüretle? Bak. Bak, yere bak. Bu gördüğün Arkey'in hayatı işte. Yerdekiler de geçmişimin parçaları. Tıpkı gördüğün bu cam kırıkları gibi onun geçmişini de kimse bir araya getiremez artık. Söyle. Sen getirebilir misin? Ha? Yapamazsın. Ah!
Bazı yaralar vardır ki onları hayat vermiştir. Ve bundan hiç kimse kaçamaz. Ben yine de yaralarımdan bugüne kadar şikayet etmedim. Hiçbirinden pişman değilim. Madubala Şemşir Malik. Senin babanı sete ben çağırmadım. Gel de bir güzel kemiklerini kıralım demedim. Oraya tamamen kendi isteğiyle geldi. O yüzden kimse beni yargılayamaz, tamam mı? Duydun mu beni? Bu dünyada kimse beni yargılayamaz. Tamam mı? Bu sözlerimi bir daha duyman gerektiği zaman yerde içki şişeleri olmayacak. Ama senin kafanda... Bazen öyle yaralar vardır ki yaranın kendisinden çok kalbinde duyarsın acıyı. Bu da öyle bir yara işte. Kalbime çok yakın bir yerde. Sözlerimi bir daha duyman gerektiği zaman yerde içki şişeleri olmayacak. Ama senin kafanda... Nişan! Bazen öyle yaralar vardır ki yaranın kendisinden çok kalbinde duyarsın acıyı.
Bu da öyle bir yara işte. Kalbime çok yakın bir yerde. Rajesh, Munna, Fatih. Gelin. Burayı iyice temizleyip toparlayın. Yerde tek bir cam kırı bile kalmasın. Sen. Sen de dikkatle yürü. Ayağın kesilmesin. Sen benim hakkımda ne biliyorsun? Geçmişim hakkında ne biliyorsun? Geçmişte yaşadıklarımı ne biliyorsun sen? Ben sadece bu kadar para toplayabildim. Bu şekilde yapabilecek miyiz bilmiyorum. Hayır Roma. Ama o parayı mutlaka bulmak zorundayız. Neyim var neyim yok hep sattım. Ama yine de olmadı. 4 milyon rupi nereden toplayacağız? Böyle bir şey mümkün değil. Ne yapsak bulamayız. Bu para çok Roma, fazla. Roma lütfen böyle konuşma. Ne olursa olsun. Mutlaka 4 milyon rupi bulmak zorundayız. Kızımın o canavarla kalmasına içim dayanmıyor Roma. Hayır, 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 ona bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak ona. O parayı bulacağız canım. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Özür dilerim, ben yanlış konuştum. Bak beni dinle, dur, dur, dinle bak. Bak, şimdi ağlamanın hiç sırası değil. Şimdi... Güçlü olma zamanı canım. Bakmadın onun zayıf biri olduğunu sanma, tamam mı? Eskiden ona sulu göz dediğimi biliyorum ama bu söyleyeceklerimden en ufak bir şüphem yok. Madu aslında o kadar güçlü bir kız ki, o kadar güçlü ki dünyanın en zorba adamına bile diz çöktürecek kadar. Bırak. Rişat. Ben bu iyiliği sana değil, kendime yapıyorum. Dinle. Bana inanmasan da... Senin canın ne zaman yanacak olsa...
Duyduğun acıyı ben de duyuyorum. Demek benim yetişme şeklimi sorguluyorsun. Sen ne biliyorsun ki pek? Geçmişim hakkında ne biliyorsun? Bir şey biliyor musun? Bu benim geçmişim. Bu benim geçmişim ve yerdekiler de geçmişimin parçaları. Benim geçmişimi de kimse bir araya getiremez artık. Sen getirebilir misin ha? Söyle! Bu sözlerimi bir daha duyman gerektiği zaman yerde içki şişeleri olmayacak. Ama senin kafanda... Bazen öyle yaralar vardır ki... Yaranın kendisinden çok kalbinde duyarsın acıyı. Bu da böyle bir yara işte. Kalbime çok yakın bir yerde. Rişap? Rişap? Rişap! Oğlum! Oğlum yavaş! Rişap ne yapıyorsun? Biri de söyledi o taşısın koltuğu. Rişap! Bırak onu, yaran daha da kötü olacak. Rişap! Kolyen dolaşmış kızım.
Bana bırak, ben çözerim. Madhubala. Adın bu mu? Doğru mu biliyorum? Ben... gece gözümü bile kırpmadım. Döndüm durdum, hep düşündüm. Nasıl konuşsam... nereden başlasam diye. Bak... bazen öyle yaralar olur ki... bu... şefkatle bile iyileşmesi mümkün değildir. Ve... öyle acılar olur ki kızım... tesellinin en ufak bir yardımı olmaz. Oğlum da seni... bu kadar çok üzdü, öyle değil mi? Sana yaptığı şey çok kötü, bunu biliyorum. Çok kötü ve ağır. Ben acının geçmesini ne yapsam sağlayamam ki. Hafiflemesini bile sağlayamam. Ama bugün sana anlatacağım bir şey var kızım. Ve bu belki içimdeki acıya biraz merhem olur. Onu affedersen sana inan minnettar olurum. Ve lütfen beni de affet. Efendim, Bay Rişap sizi çağırıyor. Aşağıda bekliyor, çekim için çıkacakmış. Madhu! Madhu! Sen git, ben geliyorum. Tamam. Patron, mesaimiz 9'la 6 arası. Bir de şu dergi kaç haftadır peşimizde. Röportaj için sürekli sıkıştırıp duruyorlar. Bir röportaj verseniz de konu kapansa artık. Madhubala bile bu kadar peşimden koşmamıştı ama... bak sonunda onunla evlendim. Bir röportaj için haftalarca koşturmak. Çok yazık Bittu. Madhu! Madhu! Olarak bari bir saat getirseydim. En azından çekim saatlerini şaşırmazdım böylece. Çekimlere geç kalmayı sevmem, bunu iyi bilirsin. Bittu. Patron. Ona bir saat hediye edelim. Tamam patron. Rişap. Sen çekime gidiyorsun da peki o? O nereye gidecek anlamadım. Ama efendim, aslında Madhu bizim patronun yeni özel asistanı. Ne? Şey efendim, onun özel işleriyle ilgilenecek yani. Bilirsiniz işte, yani çekimler sırasında bir sürü özel şey yani. Bittu,
Çekim işlerinden ben de iyi anlarım. Siz özel asistana özel asistan demezsiniz. Yanılıyor muyum yoksa? Bu kız bu evin gelini. Kimsenin özel asistanı falan değil. Hem ona ne gerek var bunu da anlamadım. Bunu yapacak bir sürü adamınız var. Onu stüdyoya götürüp çalıştırmanız için nasıl bir gerekçeniz var anlayamıyorum. Evlenince evliliğin kuralları ne olur? Rişap, bu kızı stüdyoya sürüklemektense alıp tören için evine götürmen gerek. Bittu. Patron. Bu evde tek karar mekanizması vardır, o da tabii ki benim. Bunu herkes böyle bilsin. Bu evde ve bu ailede ben ne dersem o yapılır. Artık ailemizin yeni bir üyesi var. Ve onun adı Madhubala Rishab Kundra. Onun hayatına ait kararları da bundan böyle ben vereceğim. Neden? Çünkü onu tam 4 milyon rupi para sayarak aldım. Yani onun için neyin iyi olup olmadığını kimse bana öğretmeye kalkmasın. Nereye gidecek, ne yapacak, hatta ne yiyip içecek? Hepsini bana soracaksınız. Bittu, bu ailede herkesin kötü hafıza sorunu vardır, biliyorum. Arke kimseden emir almaz. Ne yapacağını hiç kimseye sormaz. Bu hep böyle olmuştur. ...30 saniye içinde hazırlanmış ol. Kendine büyük bir iyilik yapmış olursun. Seni dışarıda bekliyorum. Aferin. Sana bir şey soracağım. O sana çekime gitmek yerine evine gitmen gerektiğini söylediği zaman itiraf et. Bir an kafan karıştı, öyle değil mi? Hı? Nereye gitsem diye düşündün, değil mi? Annene mi? Yoksa Arke'ye mi? Benim yanımda kaldığın sürede çok şey öğrendin. Verdiğin karar da beni çok mutlu etti. Bir daha buraya geldiğinde bir şeyi sakın unutma. Arke'in güneşte bu kadar uzun süre kalmaması gerekiyor.
Bugün söylemiş bulundum. Ama bir daha tekrar etmem bunu. Hı? Dur. Evlilik yeminlerimize ederken senin yürümene izin vermedim, değil mi? Bir şeyleri o zamandan anlaman gerekirdi. Yürürken Arkay'den daima geride kalacaksın. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Patron, bu Mehra'nın sözleşmesi. Kaç kere aradılar, imzalayın gönderelim konu kapansın. Bittu, bana ne çok sözleşme imzalatıyorsun. Patron, hayatım bundan ibaret. Alo, Bay Mehra. Akşama birini yollayın gelsin. O sırada sözleşmeyi çoktan imzalatmış olurum. Ne dikiliyorsun? Git bana meyve suyumu getir. Bu arada... iki küp buz at. Bay Arkay, set hazır. Buyurun.
Patron! 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 Hadi kaldırsanıza. Gel buraya. Kör müsün? Gözün görmüyor mu? Nasıl düştü bu? Nasıl düştü diyorum, cevap versene. Arkay ölebilirdi, farkında mısın sen? Hadi. Nasıl, orada nasıl öyle boş bu? Boş durmayın. Hadi temizleyin. Temizleyin şunu. İyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi? Ben gayet iyiyim. O yaralandı. Çabuk, biriniz ilk yardım kutusunu getirin. Küçük hanım, siz de benimle gelin patron, lütfen. Bir felaket olabilirdi. Çok şükür son anda hayatınız kurtuldu. İyisiniz değil mi? Ben gayet iyiyim Bittu. Canımı sıkan tek bir şey var, o da Madu'nun bana iyilik yapması. Bütün bunları unutun şimdi. Evet, bakın, bir kere önemli olan sizin iyi olmanız patron. İsterseniz hemen toplanabiliriz. Bittu, burada bir yaralı var, farkında mısın? Neden hala doktor çağırmadı? Ama doktor... Işıktan kim sorumluydu? Söyleyecek misiniz, ben mi bulayım? Bay Arkay, ben de kaç gündür şikayetçiyim. Malzemelerimiz çok eski. Ampullerin vidası gevşek demiştim ama nedense kimse beni dinlemedi. Malzemeler eski. Set malzemeleri hurdacıdan mı geliyor? Patron. Nereden alındı bu malzemeler? Patron, merak etmeyin, ben halledeceğim. Ben... Çok açık bir soru sordum. Çok açık bir cevap bekliyorum. Bu malzemeleri nereden aldınız? Patron, o... Nedir, söyleyin. Bay Batia'dan aldık. O adamın adı Batia değil ama. Kukku Batia. Onu hemen bana bulacaksınız. Ama şu anda Bangkok. Uçağı şimdi inmiş olacak. Havaalanındayken arayın, hemen buraya gelsin. Tamam efendim. Yapımcı Colin. Daha iner inmez canımı sıkacak. Ben de Bangkok'tan arıyorlar sanmıştım. Yine ne oldu da peşime düştü bunlar? Tabii orada. Bangkok'ta keyfin yerindeydi değil mi? Artık biraz çalışmanın zamanı gelmedi mi? Alo Bay Colin, dinliyorum. Çekimde kaza mı oldu? Ödeme yapmayacak mısın? Koli, dinle. Bak, bozuşmayalım, sonra tamir olmaz ona göre. Evet. Ben seninle düzgün konuşuyorum, sen de benimle düzgün konuş. Arkaya da söyle, ondan hiç korkmuyorum. Tamam, yoldayım, geliyorum. Şoför bey, Natraş stüdyolarına. İşimiz acil, biraz çabuk gidelim. Dikiş atmamıza sanırım gerek yok. Yarasını güzelce pansuman yapıp sardım. Patron, her şey yolunda efendim. Bir sorun yok, merak etmeyin. Patron, Bay Batia'yı aradım, geliyor.
Bu arada birkaç yakın plan çekim yapalım. Koli, telefonda bana avaz avaz bağırıyordun. Duyan da çekiminiz sırasında Tete uçak falan düştü sanacak. Evet. Sen de bağırıyordun. Aslan geldi, aslan geldi diye. Ama ben etrafta bir köpek bile görmüyorum. Bu iş bilerek yapılmış. Ben hemen anlarım. Tete'nin ambulansı var. Yine de herkesi siren sesiyle rahatsız ediyorsunuz. Ben de biri öldü sanıp panik yaptım. Tantanaya bak. Bay Batya, defolu malzemeleriniz yüzünden Bay Arke'ye çok ciddi bir tehlike atlattı. Ama Koli, bir şeyin olacağı varsa olur, öyle değil mi? Aralık ayında da dünyanın sonu gelecek diyorlar. Bak oğlum, olacaklardan korkarak yaşamak olmaz. Üstelik Bangkok'ta olmamış şeyleri kutlamak için can atıyoruz, değil mi? Bu arada benim de sormak istediğim bir şey var. Işığın altında öylece durmak aptallık değil mi? Hem de çekim anında. Settekiler bir şey bilmiyorlardı. Malzemeleri... Meğer baba oğul dolandırıcılığa çıkmış adamlardan almışız. Arkay seni... Bana bağırmak yerine buradaki malzemelerini topla ve götür bir hurdacıya ver. Para kazanırsın. Arkay... İki uyduruk filmin şans eseri çok tuttu. Senin de dilin uzadı. Patronuna diklenmeye mi başladın? Bay Batia, film sektöründeki işler böyledir. Her hafta sonu her yeni filmle yeni bir patron doğar. Bay Arkay, olayı unutsak neden büyütüyoruz değil mi? Söyle ona, özür dilemesi gereken bir yaralı var aramızda. Bay Batya, özür dileyin de bu olay burada kapansın. Tamam. Olayı burada kapatalım o zaman. İstediğinizi yapacağım. Baba. Dur oğlum, bir şey istendi ve bize de yapmak düşer. Ne yapacakmışım? Af dileyin. Af mı? Demek af. Ben bu kelimeyi ilk defa duyuyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama belki de oğlum biliyordur. Af dilemek ne demek? Ben de bilmiyorum baba. Hayatımda ilk kez duyuyorum. Bak Koli. Duydun işte. Biz bu kelimenin anlamını bilmiyoruz. Dolayısıyla yapamayız. Zaten böyle şeyler dilencilere yakışır.
gevşek olan lambaya gelince faturayı yollayın, parasını ödeyeyim ha? Bu arada bir şey daha. Biz bu iş sayesinde saygınlık kazandık. Asıl yaptığımız iş Bay Batı'ya sayesinde saygı görür. Bay Batı'ya bunlar kahramanlara ait diyaloglar. Kötü karakterlere göre değil. Bittu. Patron. Bundan sonra yapılacak çekimlerde ya ben bulunurum ya da aldığınız bu çürük malzemeler. Thank you.